Hüdapar genel merkezi ekonomideki son durumu değerlendirdi. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını belirten Hüdapar, bireysel ve toplumsal mağduriyetlere dikkat çekerek ekonomi politikalarını eleştirdi. Hayat pahalılığının artarak sürdüğüne işaret eden Hüdapar, asgari ücrette yapılan iyileştirmenin daha şimdiden geri alındığına dikkat çekti. Kurlardan kaynaklanan fiyat artışlarının kurdaki düşüşler sonrasında geri alınmamasının izahı olmadığını belirten Hüdapar yeni zamlar konusunda da uyardı. Enflasyon rakamları açıklandı. Veriler hayatın ne kadar pahalı olduğuna işaret etti. Ekonomideki gelişmeler Hüdapar'ın da gündemindeydi. Hükümetin düşük faiz, yüksek ihracat, üretim, yatırım ve istihdam vaadiyle yeni bir ekonomi politikasına geçildiğini ifade etmesi sonrasında hiçbir şey eskisi gibi kalmadı. Yaşanan ekonomik dalgalanma nedeniyle bireysel ve toplumsal büyük mağduriyetler yaşandı. Döviz kurunun düşmesinin ardından piyasada büyük bir indirim beklentisi oluştuğunu ancak yeni yılla birlikte özellikle doğal gaz, elektrik ve akaryakıtta astronomik fiyat artışları yaşandığını belirten Hüdapar, piyasalardaki olumlu havanın dağıldığını kaydetti. Asgari ücrete yapılan iyileştirme daha şimdiden geri alınmış oldu. Ekonomik kararlar alınırken bu kararların topluma ve piyasaya yansımaları mutlaka hesaba katılmalıdır. Son süreçte hükümet toplumla ve piyasayla olan iletişimde ciddi kopukluklar yaşamaktadır. Bu yüzden alınan kararların sonuçlarının neler olabileceğinin hesabı yapılamamaktadır. Yeni ekonomi yönetiminin verdiği iyimser mesajlar halkın beklentilerini yükseltmesine rağmen kurdaki düşüş fiyat etiketlerine yansımadığını hatırlatan Hüdapar artan hayat pahalılığına işaret etti. Diğer yandan 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 4000, yoksulluk sınırı ise 13000 TL seviyesini aştı. Yılbaşında yapılan son zamlarla birlikte bu rakamlar daha da yükseldi temel ihtiyaç mallarının raf fiyatlarının dalgalanmadan önceki seviyeye inebilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması sadece kontrol ve denetim mekanizması işletilerek gerçekleştirilemez. Kurlardan kaynaklanan fiyat artışlarının kurdaki düşüşler sonrasında geri alınmamasının yeterli izahı olmadığını belirten Hüdapar, yeni zamlar konusunda uyardı. Kamunun belirlediği fiyatlar enflasyonu ve hayat pahalılığını tetikleyen en önemli unsurdur. Kamunun yüksek zamlar şeklinde ortaya koyduğu irade piyasaya da yansıyacak. Özel sektörde aynı stratejiyi uygulayacaktır. Kamunun ortaya koyduğu bu pratik fiyat istikrarının sağlanmasını geciktirecek, ekonominin düzelmesini büyük oranda engelleyecektir. Ekonomi yönetiminin dövizdeki son düşüşle yakaladığı toplumsal krediyi iyi değerlendirmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, yapısal politikalara ivme kazandırılmasının, yatırım ve istihdamın arttırılmasının ve tarımsal kalkınmayla sanayi üretimi için kararlı ve güçlü adımlar atılmasının önemine vurgu yapıldı.